Son dönemlerde artan intihar vakaları toplumu derinden sarsıyor. Profesör Doktor Bilal Sambur, intihar olayları ve toplumun içinde bulunduğu psikososyolojik ruh haliyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İntiharların arka planına dikkat çeken Sambur, insanların intihar ettirildiklerini söyledi. Son aylarda Türkiye'de intihar vakalarında artış gözleniyor. Manevi boşluk, ekonomik sıkıntılar ve psikolojik nedenlerden dolayı insanlar bir anlık gafletle intihara sürükleniyor. İntiharların insan psikolojisine etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Bilal Sambur, insanların intihar etmediklerini, intihar ettirildiklerini ifade etti. Bir dünya sorunu ve bir Türkiye sorunu. Tabii bu sorunun hemen psikolojik bir sorun, bir depresyondan kaynaklanan bir sorun şeklinde tek boyutlu bir açıklaması yok. İntihar çok köklü bir sorun. Şunu söylemek istiyorum. İnsanlar intihar etmiyor, intihar ettiriliyorlar. Yani intihar icat edilen bir şey, yaptırılan bir şey. İntihar sadece insanların bireysel bir takım bunalımlarından, sorunlarından kaynaklanan bireysel oldukları bir karar değil. İnsanlar içinde bulundukları sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel faktörlerin oluşturduğu ortam içerisinde intihara yönlendiriyorlar. Sambur, Türkiye'de insanların mutsuz olduğunu söyledi. Gençlerimiz mutsuz, çalışanlar mutsuz. Herkesin bu mutsuz, insanların mutsuzluğu ya insanların neden mutsuz olduklarının temelinde umutlarını yitirmeleri var. Yani umutsuzluk ve mutsuzluk bir araya geliyor ve her geçen gün işte genç insanlar yıllarca büyük emekler sarf ederek çok ağır eğitim şartlarında okuyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar. Sonra bir hayat kurmaya çalışıyorlar, bir iş bulmaya çalışıyorlar. Yani normal bir insani standartta yaşamak istiyorlar. Ve birdenbire bunun mümkün olmadığını görüyorlar. Yani her seferinde yükseliyorlar, birdenbire yukarıda bir engele çarpıyorlar. Bir cam tavana çarpıp yere çakılıyorlar. Toplumun bir çatışma ortamında olduğuna işaret eden Sambur, adalet vurgusu yaptı. Aslında toplumun bütün kesimlerinde bir dip dalga olarak bir çatışma var, bir öfke dili var, bir nefret dili var ve davranışları var. Yani barışın bizim toplumsal hayatımıza, bizim zihinsel hayatımıza, bizim siyasal hayatımıza hakim olması lazım. İslam'ın da temel çağrısı barıştır, adalettir, özgürlüktür, liyakattır. Ve Allah insanları Darüsselam'a davet ediyor. Barış yurduna. Ama biz bir barış yurdu değil, bir savaş yurdu, bir umutsuzlar yurdu, bir çaresizler yurduna döndük. Ve bu da tabii ki çatışmanın, kavganın olduğu bir yerde İnsanlar çareyi, huzuru maalesef intiharı kendileri için bir pratik bir yol olarak görebiliyorlar. Bir yaşama kültürünün önemine değinen Profesör Doktor Bilal Sambur, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.